Malum korona lockdown'u nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Atina'da da Yunanistan'da da evlere kapandık. Geçtiğimiz Mart, Nisan aylarının başlarında sosyal medyada siz de görmüşsünüzdür. Herkes evlerde ekşi mayalı ekmekler, suşiler, farklı farklı yemekler yapıyorduk. Ama neredeyse bir sene geçti üzerinden ve her gün evde yemek yapmak takdir edersiniz çok da keyifli değil. İnsan biraz da dışarıdaki yemekleri özlüyor. Hele ki Atina'da, Yunanistan'da yaşıyorsanız yemek yemek, dışarıda yemek yemek sadece karnınızı doyurmaktan ibaret değil. Sosyalleşmenin de büyük bir parçası aynı zamanda. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ortalama bir bireyin, bir çiftin ya da bir ailenin haftada 2 veya en az 3 defa dışarıda yemek yediği, sosyalleştiği bir ülkeden bahsediyoruz. Fakat dedik ya yani sokağa çıkma yasaklarının, restoranların kapalı olduğu dünyada benim canım marine edilmiş kalamarlı uzo ya da şöyle bir ızgara et parçası çekti. Hadi gideyim dışarıda yiyeyim diyemiyoruz. Burada yaşayan insanların Türkiye'de veya diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi dışarıdan yemek söylemeyi biraz abarttığımız bir döneme girdik. Böyle biz diyerek kendi tembelliğimi de o Yunan alışkanlıklarının içerisine sokuyorum. İşte bu videoda size eğer Atina'da veya Yunanistan'da yaşıyorsanız dışarıdan yiyecek, içecek söyleyebileceğiniz ne gibi opsiyonlarınızın bulunduğu bir içerik hazırlamak istedim. Hazır mısınız? Yunanistan'ın yemek sepeti diyebileceğimiz bir internet sayfası bulunuyor eFood adında. Aslında böyle biraz düşündüğümde ilk yıllardaki Yunanistan'daki ilk yıllarımda Click Delivery adında bir internet sayfası daha bulunuyordu. Fakat bu eFood tarafından satın alındı. Şöyle başka bir bilgi daha vereyim. Almanya'nın Delivery Hero adında bir şirketi bulunuyor. Bu Delivery Hero öncesinde yemek sepetini satın alıyor. Daha sonrasındaki süreçte de Yunanistan'da bulunan eFood sitesini alıyor. Yani anlayacağınız her iki ülkedeki yemek siparişi siteleri Almanya'daki aynı şirket bünyesinde yer alıyor. Şimdi bu çok gizli bilgiyi sizinle paylaştıktan sonra işimize dönebiliriz. Zaman zaman internette, YouTube'da Atina'da ne yenir, ızgara, kalamarı en güzel neresi yapıyor tadında videolara denk geliyorsunuzdur. Maalesef bu videoda öyle bir şey yapamayacağım çünkü dışarıdaki mekanlar kapalı. Fakat sizin için internetten sipariş vererek yemek seçeneklerini size göstermek istiyorum. Bu videoyu da sizlere adamak istiyorum. Çünkü ben sanki sipariş vermeyecektim de sırf sizin için yapıyorum. Gelin beraber şu eFood sayfasını gezelim ve Yunanistan'da online olarak yemek siparişi vermek istediğinizde ne gibi seçenekleriniz var onlara bakalım. eFood'un ana sayfası böyle. Hatta şuradan İngilizce seçeneğini de seçebiliyorsunuz ama hani daha lokal olsun diye Yunanca'dan gidelim. Sayfaya ilk girdiğinizde şöyle itihere piñata diye bir seçenek çıkıyor. Bu piñata zannedersem İspanyolca, Yunanca değil. Itihere piñata böyle şanslı piñata, şanslı tabaklar mı ne diyeyim böyle. 15 dakikalık bir süreniz bulunuyor ve bu 15 dakika içerisinde dilerseniz 15 euroluk bir sepet seçip 10 euro ödüyorsunuz ya da 20 euroluk bir sepet seçip 13 euro ödüyorsunuz ya da 30 euroluk bir yemek sepeti yapıp 20 euro ödüyorsunuz. Ama ben şu an seçenekleri size göstermek için bunu kapatıyorum. Şu gerçekten bahsetmem gerekiyor. Türkiye'de online yemek siparişi vermek istediğinizde seçenekleriniz gerçekten çok zengin. Ne bileyim çorbalardan tutun lahmacun, içli köfte, dürümler, Adana kebap, mumbar, kelle paça çorbası. Üf, ağzımın suyu aktı. Zannedersem bunlar biraz da benim özlediğim yemekler. Yunanistan'da ise bu yelpaze biraz daralıyor. En temelinden söyleyeyim, online sipariş vermek istediğinizde Yunanistan'da çok fazla seçeneğiniz bulunmuyor. Souvlaki, pizza, hamburger. Tamam, diğer böyle etnik yemekler de bulunuyor ya da Asya yemekleri, suşiler ama böyle sipariş vermek istediğinizde genelde bu 3 seçenek üzerinde oynuyorsunuz. Neyse, konudan sapmayalım. eFood'a dönüp ne gibi online seçeneklerimiz bulunuyor onlara bakalım. Bu sol tarafta gördüğünüz cuisines yazan yani mutfak seçenekleriniz. En başta çıkanlar kahve, souvlaki, pizza, kinezuki, Çin yemeği ve krepler. Biraz daha açalım neler bulunuyor. Hamburger, sushi, tatlı, magrefta ev yemekleri, zimarika, pastalar, makarnalar, Meksika, süpermarket alışverişi,
gibi böylesine gidiyor. Gelin bakalım buradaki mağazalarda ne gibi seçeneklerimiz bulunuyor. Şurada gördüğümüz souvlaki, burger, magrefta, ev yemeği. Zannedersem ben daha çok biraz daha souvlaki et üzerinden gitmek istiyorum. Şu sağ tarafta da yıldızlar ve kaç defa sipariş verildiğine dair bilgiler yer alıyor. Burada bize sunulan seçenekler ise tavsiye edilen tabaklar ve daha 624 tane daha katastimata, yani dükkan bulunuyor. Benim tavsiyem, daha doğrusu tercih ettiğim şu The Big Bad Wolf kipseli. Kipseli bölgenin adı, dükkan ise The Big Bad Wolf. Ve şöyle de bir seçenek var, 1+1. Yani ne sipariş verirseniz onun aynısını size bir tane daha hediye olarak veriyor. Gelin şuraya gidelim. Bakın şurada da hemen daha önceden verdiğim siparişler. Ne vermişim daha öncesinde? Bir tane Fanta almışım, bir tane barbekü chicken. Ya da iki tane Fanta almışım, bir tane Roka, spanaki, parmesan. Bu güzel. Şöyle bir şeyden bahsedeyim size. Mesela şu Pirzolaki Hirina Merida dediğim domuz pirzola porsiyonu. Fakat hemen isimlere takılıp da aa bizdekiyle aynı, ben bundan sipariş vereyim demeyin. Mesela bu Pirzolakya dediği pirzola ama aslında kemiksiz. Kapatalım. Devam edelim. Aşağıda neler var? Mesela Coca-Cola Deals dediği bir tavsiyeler bulunuyor. Bir porsiyon tavuk, bir kişilik salata, bir tane Coca-Cola 330'luk kutu Coca-Cola ve bunun toplam ücreti 9 euro. Ya da 6 tane temahye dediği, böyle dürüm olarak değil de tek bir çöp şiş çubuğu olarak düşünebilirsiniz. 6 tane seçtiğiniz çöp şişten et olabilir veya tavuk, bir tane patates kızartması ve 2 tane de küçük kutu kola. Bunun bedeli ise 12 euro. Devam edelim. Benim almak istediğim, hem yani her türlü hepsinden iyi yiyorum ama aynı zamanda size de göstermek istediğim için iki tane farklı bir yemek almak istiyorum. Porsiyonları geçebiliriz. Mesela bu Hirino Pirzolaki Pita dediği pide ekmeğinin içerisine, bu çöp şişin, etin, tavuğun neyse, döner de olabilir, içine konulduğu tilihta denilen, daha çok böyle dürüm ya da sarma olarak geçiyor. Öylesine bir seçeneğiniz bulunuyor. Bunun içerisine istediğinizi koyabilirsiniz. Ne bileyim, böyle patates koyabilirsiniz, cacık, domates, soğan. Tavuk alıyorsanız buna farklı farklı soslar ekleyebiliyorsunuz. Fakat ben bu seçeneği de geçiyorum. Benim almak istediğim daha çok böyle çöp şiş gibi olan. Yani tek orektikaya geldik. Bunlar başlangıçlar. Mesela soğan halkaları. 10 tane parça soğan halkası 3,80. Kapatalım, devam. Başka neler var? Falafel seçeneği bulunuyor. Yine 8 tane falafel 4,80. Aşağıya iniyorum. Hatta şu sol tarafta direkt ineyim. Ya da gelmişiz zaten ya. Salatalara gelmişiz. Zannedersem bir tane salata almak istiyorum. Roka, spanaki, ıspanak ve parmesan. Bakalım içeriğinde neler var? Salata meroka, roka salatası, bebek ıspanaklar, parmesan peyniri, tomatinya, küçük domatesler ve balzamik sosu. Bu 3.90 atomiki dediği tek kişilik olan daha çok. Bu kanoniki dediği de genel 5.80 ama ben tek başıma olduğum için atomikiden gidebilirim. Bunu sepete ekleyelim. Bir tane devam edelim. İşte geldik böyle tek çöp şiş gibi, yani tek bir stick üzerine yapılan Kalamaki Hirino. Bakalım neymiş bu? Aynen 1.90 euroya İçerisinde bir tane pitakinin olduğu küçük bir pidecik. Etin kendisi, bu domuz eti oluyor. Ve tabii ki et, tavuk hiç fark etmez. Muhakkak yanında gelmesi gereken limon. Bir tane bundan ekleyelim. Bir tane de... Uf! Şundan bahsetmek istiyorum size. Lucanic Horiatico. Bu benim çok uzun zaman böyle alışmaya direndiğim, hiç denemediğim, neden denemediğimi de bilmediğim bir sosis. Fakat böyle bizim Türkiye'deki sosisten, böyle hani bizim Türkiye'deki hatırladığım sosisler daha ince, daha sade olandı. Buradaki sosisler ya da Avrupa'da da gördüğüm böyle Almanya'da olan sosisler, Yunanistan'daki sosisler de o şekilde daha böyle dolu, yani ince değil de daha büyük bir şekilde ve içerisinde sebzeler de olabiliyor.
ve gerçekten de çok lezzetli. O yüzden buraya geldiğinizde eğer ki domuz eti hassasiyetiniz bulunmuyorsa belki tadına bakabilirsiniz. Bir tane de bundan mı sipariş versem? Bundan sipariş, peki bir tane de bundan sipariş verelim. Şu sağ tarafta da sepetimizin kaç para tuttuğunu görebiliyorsunuz. Şu an biz bir tane salata ekledik, bir tane domuz kalamaki ekledik ve bir tane de sosis ekledik. Zannedersem bunlar bir öğün için çok yeterli ya. Size bir de bahsetmek istediğim bir başka durum daha var. Bu gibi online siparişlerde, dükkanlarda alkol ürünleri de bulunuyor. Gelin size onların fiyatlarından bahsedeyim. Komik, çok şaka gibi fiyatlar. Ve daha doğrusu fiyatlardan ziyade hani bir dükkandan böyle online sipariş verirken alkol de eklemek çok fazla böyle alışkanlıklarımda olan bir şey değildi Türkiye'deyken. Fakat burada çok yaygın. Tabii ki evde zula yapmadıysanız, hani alkolden, biradan, şaraptan mahrumsanız böyle bir seçeneğiniz de bulunuyor. Gelin şimdi size fiyatlarından bahsedeyim. Asıl komik olan orası. Gelin size normal meşrubatları göstereyim öncelikle. Kutu kola 1,50 euro. Ve yine Fanta'lar da. Schweppes var. Portakallı olan. Tuborg soda. Devam edelim. Büyükleri de var. Ama ben size alkolleri göstermek istiyorum. Ve geldik pota, yani kadehler ya da biralar. Şimdi 1,50 euroya Coca-Cola alabilirsiniz ya da 40 cent daha ekleyeyim diyerek bira da alabilirsiniz. Şuna bakar mısınız? Kutu fix bira 1,90 euro. Bu Anev dediği alkolsüz bira, o da aynı şekilde 1,90. Mitos, Mitos Radler. Fakat şimdi gelin bir de şaraplardan bahsedeyim. Şarap siparişi verebiliyorsunuz. Söylerken bile heyecanlandım, sipariş diyorum. Krasi Lefko. Yarım litre beyaz şarabın fiyatı 2,70 ya da kırmızının da fiyatı 2,70. 1,5 litrelik beyaz şarabın fiyatı 5,40. Yemek kadar 1,5 litrelik şarabın fiyatı da aynı. Fakat ben zannedersem... Kaiser vereceğim tabii ki. Çünkü burada bakın 1+1 var. Gel bakalım. Seni de ekledik sepete. Ve sepetimizin toplam tutarı 9,60 euro. Çok da büyük bir şey değil. Hani tek bir öğün için bakarsanız 9,60 fena değil. Tamam, bilgilerim doğru. Şuraya bir yorum yazmışım. Rica ediyorum mayonezi çıkartır mısınız diye. Böyle bir şey şimdi silebilirim. Ödemeyi de karttan yapalım. Kartı da seçtim. Tamam. Şimdi 9,60 euroluk bir sepet için ufaktan bir tip verebiliriz. Verelim ki bir dahaki sonraki siparişlerimiz için namımız olsun. Hadi gel bakalım. 50 cent verelim. Ve toplam sepetimizin tutarı 10,10 euro. Gönder gelsin. Ve siparişimiz tamamlandı. Tam 30 dakika içerisinde siparişimiz evde olacak. Şu yemek siparişimiz gelsin, biraz da oralardan konuşalım. Yemek siparişinin gelmesini beklerken size bir başka internet sayfasından daha bahsetmek istiyorum. Çünkü bu internet sayfası biraz yakın tarihte, yani yeni bir tarihte açıldı. E-Kioski. E-Kioski sayfasını şöyle düşünebilirsiniz. Böyle eve bakkal veya büfe ürünlerini söyleyebildiğiniz bir platform. Ama hani bunların dışında bira, içecek, meşrubat, atıştırmalık şeylerin dışında kahve, kadın pedi, deterjan, oyuncak, ne bileyim hafta sonundasanız 18'den sonra dışarı çıkmak yasak ve şunu da satın almayı unutmuşum diyebileceğiniz bütün ürünleri burada bulabilirsiniz. Bakalım ilginç bir ürün ne var? Sadece bir cheesecake siparişi verebilirsiniz. Ne bileyim camsil veya yemek pişirmelik böyle biftek, temizlik ürünleri ya da kategorilere bakalım. İndirimler, kahve, snack, IQOS. Bu IQOS sigara olması gerekiyordu zannedersem. Tek, Pehnidia, Dora, böyle çocuk oyuncakları, teknoloji veya hediye. Cep telefonu mu? Ya da giyilebilir teknoloji. Bunlar büfelerde satılıyor mu ya normalde? Ben de ilk defa görüyorum şu ürün kategorisini. Kava, alkol ürünleri. Gelin bakalım alkol fiyatları neler. Su, alkol. Kutu bira, görebildiğim kadarıyla burada biraz daha ucuz. Ama hani benim sipariş verdiğim 1,90 2 taneydi. Ama evet, burada biraz daha ucuz görebildiğim kadarıyla 1 euro. Yemek siparişi vermiş olduğumuz
yerde fix biranın fiyatı 1.90'dı. Burada 1 euro. Normalde de hani böyle sokakta gezerken büfeden almak istediğinizdeki bira fiyatları aynı kutu kola fiyatları gibi aynı. 1.10 euro veya 1 euro yerine göre değişebilir. Kaiser bira 1.50. Fakat ben sanırım yemek siparişiyle biraz daha hesaplıyım. Çünkü 1.90 euroya 2 tane Kaiser aldık. Nasıl ama? Hemen de karımızı yaptık. Ha, zil çaldı. Sanırım yemek geldi. Ben gidip onu alıp bakıyorum. Geldi. Nereden başlayayım? Şu çubukludan bahsedeyim. İşte size bahsettiğim çöp şiş gibi olan ama aslında çöp şiş olmayan, çöp şişten biraz daha büyük et. Bu birincisi. İkincisi şu bahsetmiş olduğum sosis. Elimle alıyorum. Nimetle şaka olmaz lütfen. Tabii ki içindeki pide, bu bahsetmiş olduğum pide. Diğerinde de pide vardı. Tabii ki olmazsa olmaz. Limon. Tamam. Bunlar yemekler. Ve diğeri de broka salatası. Ve tabii ki iki tane de Kaiser bira. Belki siz duymuyorsunuz ama çalan başka bir zil daha var. O da karnımdan geliyor. Ben biraz yemeklere gömülürken umarım keyifli bir video izlemişsinizdir. Fiyat anlamında da biraz böyle kafanızda canlanmasını istiyordum. İşte yemekler nedir, işte online sipariş vermek istediğinizde ne gibi seçenekler bulunuyor. Eğer bir gün siz de Atina'ya gelirseniz veya Yunanistan'a gelirseniz, dara düştünüz, bir online sipariş vereyim derseniz eFood'a göz atabilirsiniz. Size veda ediyorum. Umarım bu video rutuya takılmaz. Yamaz. Görüşmek üzere.